söylediği için altını çiziyorum. Bakın tüm Türkiye. Özlem en makul iddiayı söylediği için karşılığında da Gökhan söylediği iddiayı yaptığı için 2000 puan kazandı. 3000 puanlık oyundan kimseye puan çıkmazsa bu 10 tane gol Özlem ve Gökhan'ı finalist yapar. Ben bilmemişim bilir de araba kazanmak zor değil ama kaybetmek çok kolay. Senem. Efendim. İlk okuldan beri tanıştığın Volkan'ın 17 anaokulu affedersin. Lütfen. 17 gol atamayacağını anlamadın mı? Atamaz mıydı peki? Atabilseydi atmaz mıydı peki? Ama yani Allah aşkına her hafta halı saha gidiyor. Atardım abi atardım. Yani her hafta. Her hafta yani. Allah'ım inanamıyorum ya. Evet. Her hafta halı saha gidiyor ve hani 17 yani yapmalıydı. Yapabilirdi de. Rekor 16. Evet. Ama rekorları kırmak. Peki anaokulda tanıştınız. Aynı evet. Anaokuluna gidiyordunuz. Evet aynı ana sınıfındaydık. Sonra 8 sene aynı sınıftaydık. Daha sonra ya biz aslında nasıl çıkmaya başladığımızı anlatayım ben size. Yani biz aynı anaokulundan beri tanışıyoruz. Hayır. Anaokulunu merak ediyorum. Onu ilk gördüğünde üzerinde ne vardı? Ben de anaokul formu. Burada önlük, alt bezi. Yani lisede ben ÖSS sınavına hazırlanırken benim çok yakın bir arkadaşım var Selen diye. Onunla birlikte bir plan yapmışlar. Sevgililer günde ama biz sevgili falan değiliz o zaman. Selen tutturdu bana alışverişe gidelim falan diyor. Bizim Selen. Allah. O Selen. Ondan sonra yok diyorum hani ne gereği var? Ne yapacağız? Gel hani bir şeyler yapalım yani test çözelim bir şey yapalım sınava gireceğiz. Ondan sonra yok diyor hayır hayır gidelim falan. Sonra biz kalktık gittik. Sonra ben böyle birden baktım. Böyle havada böyle kırmızı balonlar uçuşuyor meydanın ortasında. İnsanlar kalabalık. Hangi meydan bu? Bakırköy. Ondan sonra neyse balonlar uçuşuyor böyle elinde de birinin gül. Ama ben Volkan olacağını hani hiç aklımın ucundan geçmiyor öyle bir şey. Hani hiç yansıtmıyor da Selen de hiçbir şey çaktırmıyor. Hayır çocukluğunu biliyorsun ya bizim sümüklü Volkan nasıl yansıtıyor? Ondan sonra bir baktım Volkan. Aa. Bizim Volkan. Ay dur ayol Sonra sevgililer günü falan böyle güzel. İnsanlar alkışlıyor. Yani orada ne yapabilirim artık? Hani gittim sarıldım ben de. Sonra biz o zamandan beri çıkıyoruz işte manitayız. Ama daha evlenmedik İlker Bey. Kim sordu o soruyu? O soruyu kim sordu? Her şeyin bir zamanı var. Evet. Peki ilk sana orada mı açıldı? Hayır hayır ben anaokulundan beri biliyorum öyle bir şey olduğunu. Hep gülmül getiriyordu. Anaokulunda? Kavga ediyordu falan ilkokulda böyle bana salça olanlarla. Salça? Evet. Yani Zeytinburnu kızı. Ondan beri bir şey olduğunu ama hani adını lisede koydum. Peki romantik midir Volkan? Çok. Gerçekten. Neler yapar romantizm? Çok. Ya hiçbir özel günümüzü kesinlikle atlamaz. Yani sürprizler olsun. Hani mutlaka bir şeyleri vardır. Dediğim gibi biz böyle çıkmaya başladık. Yani bunun gibi birçok şey. Çıtayı böyle koyunca çocuk ne yapsın? Kendi ocağına incir ağacını kendi dikti yani. Ama, çok soğuk. Yani beklentilerim daha da yüksek. Diyorsun. Nasıl bir evlenme teklifi hayal ediyorsun? Bir anlat bakayım bana. O ne demek diyormuşum ama ya şimdi öyle bir şey hiç hayal etmedim. O hayal etsin. Ama evlenme teklifini ben düşünemem ki. Peki şimdiye kadar duyduğun en güzel evlenme teklifi ne? Kuaförlerde konuşuyorsunuz bunları. Hiçbiri. Tüyo vermek istemiyor. Eyvah yandık o zaman. Ya yok Boğaz'da adını yazdırmış yok. Beğenmediği şeye bakar mısın? Boğaz'da adını yazdırmış da jet uçağı gelmiş 22 tane böyle. Onlar dumanlarıyla aşkım senin bir Cemal Süreyya şiiri. Yazdırmış. Ama yani çok yaklaşık klasik 4000, 5000 ya. Tane gül dökmüş başta. Ay. Ya ama hep duyduğum bir şey yani ben öyle bir şey istemiyorum. Benim böyle duyulmadık bir şey olması lazım. Ba. Duyulmadık. Yani böyle hani ne bileyim değişik. Yani böyle klasik olma. Kime baksan bu. Biraz daha zorlarsa vazgeçiyor. Ya bir Erdek sahili hoşuna gitmez mi? Ya Volkan etsin de her yer hoşuma gider o zaman. Volkan'ın en güzel huyu ne?
Romantik olması işte, yani duygusal, bir de çok böyle şeydir yani. Kalbinden ne geçiyorsa bu. İyi yani. En pis huyu ne? Ay kıskanç. Yani kıskanç derken kıyafete çok karışır. Sen karışır mısın? Kıyafetine karışmıyorum tabii de. Ama... Kıskanç mısın? Bilmiyorum, ona sorun. Hayır, sana soruyorum. Ya aslında... Yani tabii. Yani kıskancım ya, şimdi saklamayayım. Ya. Tamam, bunu söylemekte ne var ya? Deplasmana gidebiliyor muyum? Hayır. Sizinle. Benimle değil. Hayır, ben artık kendimi karıştırmıyorum. Serhat'la bizim. Kim o? Bakayım. Tipine mi bakacağız? Ay, o yakışıklı bir abimiz. Hayır. Sedat Başkan'ı gösteriyor sen. Hayır. Sedat Başkan da? Hangisi? Sedat Başkan da. Ya tamam işte o, ben o sandım ama. Karizma olan o. Peki. Beni de ben. Efendim? Hayır, sen yoksun. Şu sakalı Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi stüdyo şefiyle. Ya bilmiyorum, o biraz tehlikeli. Tehlike ne demek ya? Ama... Sütten çıkmış ak kaşık. İşte böyle diyorsanız kesin bir şey vardır. Peki benimle, tamam benimle. Bir alışveriş merkezinin yapmış olduğu çekişte kazandığımız uçak bileti ve maç biletini ben Volkan'la değerlendirmek istiyorum. Ay hayır. Milano'ya. Üç Nereye? Gün. Milano'ya. Yok. Ya şuradan şuraya gitmeyin. Sana nasıl evlenme teklif edeceğini konuşacağız. Onun planını yapacağız. Ay yok, normal etsin, şurada eğilsin. Başka, o gitmesin ama. Eğilsin. Ne oldu Boğaz'da jetler falan? Boğaz'da ismini yazdırıyorlar. Zaten gitmez ama. Ben bu konuyu onunla daha önce görüşmüştüm. Bana demişti ki, sen siz nereye gidiyorsun? Gitmem zaten demişti. Ben de biliyorum gitmeyeceğini yani. Ama ben de onsuz gitmem. Beni duyabiliyor musun abi? Duyuyor musun? Değil mi diyor, evet diyor. Ben istediğim her şeyi yaparım evet ama... onu yalnız bırakmam, o kadar özetmem kendimi yani. Şimdi... Kötü bir şey mi dedi? Gidelim mi dedi? Peki maço mu? Maçoluktan kastım hani ne hangi manada? Maço yani çay kahve sever mi yani? Ne demek maçoluktan kastım? Ya öyle höyt höyt değil tabii. Yani. Höyt hoş değil. Öyle değil. Hayır. Birazcık şey mi yani, sözünü geçirmeyi seviyor mu? Ya bizim ilişkimizde her bayan gibi benimki daha iyi ama tabii Volkan hani... Yok, güzel İlişkide değil. Senin borun mu ötüyor? Ya öyle demeyelim. Bugünün yarın da var. Ama hani tabii yani bayan her bayan gibi evet. Yarını düşün evet. Evet. Sesim çıksın evet. Mesela bakıyorum beylere, bir maço görüyorum mesela. Gökhan maço. tabii anahtarı kendi boynuna taktı. Ne taktı, ben söyledim. Dedim alsana, kendin yok. Issız bir adaya düşsen yanına, almayacağın üç şey. Şuradan şuraya gidemiyorum, ıssız ada diyorsunuz. Ya bindin bir tane pırpırlı uçağa. Uçak... Hayır, Volkan yüzünden. Volkan'a gidersem tamam ama ıssız ada mısız ada bize göre şeyler değil. Ya uçaktan düşerken böyle bir şansın var mı? Ne işin var benim ıssız adam? Aşağı... Arkadaşlar beni alır mısınız? Ben düşerim ıssız adaya. Issız adaya düşmüşsün. Tamam. Bir tane lamba, Alaaddin'in lambası. Cin çıkmış demiş ki, dile benden ne dilersen üç tane demiş. Ne istersin? Ya ayakkabılarıma çok bağlıyım. Ayakkabılarımı yanımda götürürüm. Su alırım, ölmeyeyim diye yani. Yiyecek bir şeyler alırım. Yiyecek kesin alır abi. Ayakkabılar. Fena. Kaç ayakkabın var? Çok. Yani evde böyle onları dizerim, temizlerim falan. Böyle garip bir şeyim var. Yani onları böyle dizerim. Ayrı bir dolabım vardır. Temizlerim. Yeri değiştiğinde... Ya ayakkabıya kaç para verebilirsin? O değişir. Değişmez. Ya öyle uçuk fiyatlar vermem. Hani böyle inanılmaz hani 500-600 vermem ama... Ama indirimde. İndirimdeyse kırmızı etiket varsa al. 1400 liradan düşmüş. Yok. Düşmüş. Ne kadara düşmüş? Düşmüş 750 liraya. Ya taksitle alırım. Bayanlarda almam yok ki. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı satacağız tabii ki. Evlilik planları işte sonra. Gidişen. Bu evlilik planlarından Volkan'ın haberi var mı? Yani öyle bahsediyoruz arada tabii ama ciddiye alıyor mu alıyordur. Kim bahsediyor? İkimiz de ya.
Öyle üstüme gelmeyin. Volkan senin Herkül'ünmüş. Evet. Yani ondan başka hiç şey olmadığı için Herkül. Peki. Benim için Herkül yani. Hayır. Güçlü kuvvetli bir adam mıdır? Bazı konularda hırs yaparsa evet çok güçlü kuvvetli. Hatta evet ya güçlü kuvvetli yani hırs yaptığı her oyunda evet. Peki. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Teşekkür ederim. Niye biliyor musun? Neden? Sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Pelin ve Serdar. Pelin, 3 yıldır evlisiniz. Evet. Ve olağanüstü romantik bir evlenme teklifi aldın. Hayır. Almadım. Nasıl almadın ya? Almadım. Madem almadın niye evleniyorsun? İşte evlendik ne yapalım? Şansımız o geldi. Kız evlenme teklif etmedim ya. Etmedi, gerçekten etmedi. Ama yani, normalde çok romantiktir. Hayır, değildir. Hiç alakası yok. Sadece suçluysa ve onu bastırmak istiyorsa evet. Seni böyle... bayağı yerden yere vurdu. Tanı iyi bir şey söyle. Ben zorladığımda malzeme bu zorlama diyor. Bu yani, bu benden bu kadar çıkıyor diyor. Peki. Suçlu olduğu zamanlar diyorsun. En son işlediği kabahat ne? En son işlediği kabahat... Evet, şu. Bu aralar balık tutmaya gidiyor benim eşim. Ben şey zannediyordum, hani bir hobisi hani olsun ya da ne bileyim işte arkadaşları gidiyor, heveslendi gidiyor falan filan diye böyle düşünüyordum. Biz kavganın hani sonunda böyle bana, ben dedi balığa bu yüzden gidiyorum dedi, senin o dırdırından senden bıktım diye gidiyorum diye bana bağırındı bağırındı, evden çıktı balığa gitti. Abordular dedim. Kıyıya kadar gidiyor, öteki de dalıyor yani, erkeklerin karşı denize kaçıyorlar. Çanakkale olunca böyle oluyor herhalde yani. Kendine... Güzel ama çok güzel bir şehir olduğu için. Nasıl tanıştınız? Tanışmıştım, 13 yıl oldu biz eşimle tanışalı. Ben normalde İstanbul'da oturuyordum o zamanlar. Eceabat, yani memleketim Çanakkale, Eceabat. Yaz tatillerine gidiyoruz böyle. O zaman annemle işte biz de böyle Eceabat'ta dolaşıyoruz. Serdar da tabii o zamanlar daha ufak, çırak böyle. Kuyumcuda yanında duruyor böyle. Annem de böyle altın falan bakıyoruz böyle. Bir düğün vardı herhalde, orada görüyor. Eceabat ufak şehir olduğu için zaten herkes herkesi tanıyor. Hani bu kız kim, nereden çıktı falan böyle diye. Ondan sonra arkadaşıyla birlikte 3 gün önce beni aramışlar. Hani bu kız kim, nereden bulabilirsin, nereden falan filan diye. Ya yabancı ondan... geldi ondan Eren. Başka türlü olsa aramam. Evlerimiz meğerse çapraz yani. Normalde birbirimize bakınca görebiliyormuşuz. Sonunda sahilde karşılaşmıştık ama çok gıcık oluyordu. Bak şimdi ne diyecek? Bu çocuğu gönderdiğimi söyleyecek. Şey, insanı sinir etmek için o kadar çok şeyler yapıyordu ki. Ne yapıyor ki? Ya ne bileyim öyle, şimdi ben ondan hiç böyle şey yapmıyorum, tanımıyorum. Bende de havalar 1500, İstanbul'dan geliyorum falan ya böyle. Hiç umurum değil yani böyle. Ondan sonra ne bileyim biz böyle arkadaşlarla oturuyoruz. Lap diye geliyor, oturuyor böyle. Biz sohbet ederken lafa dalıyor. Hani sırf ilgi çekmeye çalışıyor. Başarmış. Evet. Peki. Sen kıskançsın. Evet. Kıskancım. Çok. Yani çok değil ama kıskancım. İnanılmaz. Neyi değil? Hastasın be. Hastasın diye. Gerçekten. Yani şey. Biz deplasmana gidebiliyor muyuz? Balık tutma. Yani şöyle, balık tutmaya tabii ki gidebilirsiniz. Zaten açıkça söyledi, senin çenemden dırdırından kaçıp nefes alıyorum dedi adam bana. Ya deplasmana da zaten Fenerbahçe ile ilgili bir şeyse beni zaten dinlemeyeceği için gider yani, sormaz. Giderim abi. Hayatta sormaz. Çünkü gitmişliği var, ben ona rest çektim böyle, bir gün derbiye gidecek. Ya gitme diyorum, oturalım, benim de izin günüm ertesi günü falan. Hani beraber evde izleriz falan, bana tamam tamam dedi. Ondan sonra beni arıyor, ben şimdi diyor bir işim çok daha acil, İstanbul'a gidiyorum. Öyle böyle falan, tabii derbi zamanı telefon falan kapalı, sonrasında arıyor. Ses gitmiş. Aşkım ben şimdi yola çıkıyorum da geliyorum da. Yapacak bir şey yok ama ne yap. Böyle sallıyor, sen dedim o eve gelmiyorsun, orada kalıyorsun. Ses gider ya maçta. Aşkım şu anda eski gibi kişiye. Aynen öyle oluyor sesle. Mesaj atsaymış ya. İşte onu. Yani mesaj atsa da ben sürekli arıyorum. Atıyorum ben şimdi işinden günde dolayı... Günde kaç kez arıyorsun? Bunun tartışmasını da yaptık. Ben günde böyle 3-4 kere arıyorum ya. Beni arama kardeşim dedim, yeter. Ne yapıyorsun ya? Arayıp ne diyorsun? Ya mesela atıyorum iş yerindeyim işte. İşim yok. Rahatım böyle. Ha bir arayayım diyorum. Canım ne yapıyorsun diyorum. Hobiye bak ya. İşim yok. Ne yapayım? Dur ya. Şu Serdar'ı bir balığa göndereyim. Ama merak... Efendim? Merak ediyorum ne yapıyor diye. Çünkü sabah aynı aynı çıkıyoruz. Akşam o genelde yoğun çalışıyor. En azından ben de arıyorum işte öyle. Arabayı ne yapacaksınız? Arabayı ben kendim alacağım, kullanacağım.
Serdar ne yapacak? Yine balığa mı gidecek? Serdar nereye giderse gitsin arabayı alsın da. Tamam, yurt dışına gideriz biz. Hayır, maça. Hayır, yurt dışına olmaz. Ne oldu? Nereye giderse gitsin daha ne? Yani yurt dışı haricinde bir yere niye gidebilir. Niye? Yurt dışında ne var? Ya ben gitmedim, o da gitmesin canım. Niye gidiyormuş? Allah Allah, aynı anda gidemiyorsunuz diye hayat arkadaşının, sevdiğin insanın mutlu olacağı bir şey yapmamasını mı söylüyorsun? Benim de mutlu olacağı bir şey yapsın canım, Allah Allah. İlla oraya giderim. Fırsat bu fırsat. Maç bileti var, benle gidebiliyor. Seninle gidemiyor. Gitmesin mi? Ya git, gitmesin. Giderim abi, giderim. Gidip ne yapacak? Gitmesin. Vallahi giderim. Maç seyredeceğiz. Seyretmesin, yeterince seyrediyor zaten. Yetmez onu ki. Onu da seyretmeye versin. Sen alışveriş seviyor musun? Seviyorum. Yeterince alışveriş yapıyorsunuz ama. Ama istemediği zaman yapmıyorum. Ama laf epey karıda, çeneye bak be. Dört tane erkek, dördü de maça gelemiyor, fark ettiniz mi? Ya niye gelemiyor, ben gelirim ya. Geliriz, geliriz. Geliyoruz diyenler parmak kaldırsın. Hepsi kaldırmıştır eminim. Kaldırdı mı? Hepsi kaldırmıştır. Bir dakika, dur. Bir dakika. Bir dakika. Kaldırmaz ki. Ha? Kaldırdı mı? Efendim? Kaldırdı mı? Bir dakika ya, bir dakika. Kaldırdı, kaldırdı. Bir dakika, dur. Sizce kim kaldırmıştır? Ya Eren zaten maçtan nefret eder. Gitmek istese ben onun altına bir şey ararım yani. Kaldırmaz Eren değil mi? Kaldırmıştır o. Ben zaten gönderdim. Hepsi kaldırmıştır. Kaldırmamalıydı ama kaldırmıştır. Kaldırmıştır kesinlikle, maç yani bu. Maç? Maç sadece yani. Maç değil. Ya. Deplasman. Yani? Yani farklı ülkeler görmek, gezmek, tanımadığın, bilmediğin şehirlerde sokaklara dalmak, hı, farklı yemekler yemek, bir takım farklı yemek. Yemekten kastınız. Allah'ım ya Rabbim. Ben dışarıya çıkayım, konuşacağım abi. O beni duyacak. Oy oy. Maço mu? Evet. Güzel. Evet, öyle. Hoşlanır mısın maço olmasında? Çünkü maçolukta biraz da böyle sahiplenme hikayesi var mı yani? Evet. Böyle ben yaparım, ederim falan filan böyle ama sonunda benim dediğim oluyor, ayrı bir şey. Oh, sadece öyle sallıyor. Kırkında bir kere iyi bir şey girdi. Yani şöyle çok hani o olmaz bu bilmem ne falan değil. Böyle çok kısa giymediğin sürece, işte içini belli eden bir şeyler giymediğin sürece karışmaz. Serdar'a bak be, erkek be. Adam bile anladı, bizim hatun anlamadı. Kesin Serdar kız. Peki, başarılar sizlere. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Sizi tutuyorum. Eren maço mu? Olmasını ister miydin? Maçı olmasını istemezdim ama azıcık kıskansa güzel olurdu yani. Dünyanın en kıskanç olmayan erkeği diyebilirim Eren için. Kıskanç olmayan erkek rahatsızlık verici bir şey mi? Evet. Evet. Aksini düşünen var mı? Gökhan maço mu? Yerine göre değişir. Yani? Biraz. Biraz. Evet. Sever misin maçoluğu? Ya maçoluğu sevmem ama o sahiplenmesini severim. Kıskançlık için yapabileceğin şey ne? Şimdiye kadar bir... Ama sen kıskanç değilsin ki. Kıskanç mısın? Kıskancım. Hangi oyun? Kıskancım. Hayır. Şimdiye kadar bir şey yaptın mı? Şuna baktın, Allah seni ne yapmasın falan falan diye. Yaptım. Yaptın mı? Evet. Nerede yaptın? Alışveriş merkezi mi? Kafe mi? Alışveriş merkezinde de yaptım. Ne? Ona niye bakıyorsun falan falan mı? Dedim. Huzursuzluk çıkardın. Surat astın. Asabilirim yani, olabilir bunu. Saatlerce adam şey dedi, aşkım vallaha bakmadım. Günlerce inanmıyorum ki. Vallaha bakmadım, etrafa bakıyorum. Ben hangi kızdan bahsettiğini bilmiyorum. Ya iki yıl önce bir tane kızı güya alışveriş merkezine giderken güya bakmışım. Bilmiyorum bir tanesi, orayı bile hala şeyde yani. Sevgilim vallaha bakmadım. Doğru mu, böyle mi geçiyor? Yani siz biraz tabii abartıyorsunuz ama. Yemin ediyorum, bak mütevazı bile söylüyorum yani. Dışarıdan bir izleseniz kendinizi göreceksiniz. Öyle değil mi Burcu? Sen kıskanç kişi ne yaptın şimdiye kadar? Oo. Gerçi babam izliyor, evlendik artık, boş ver de. Ben Afyon'u basmış insanım ya, Balıkesir'den binip akşam 7 trenine gece 3'te orada olup. Afyon'u basmış. Dört kere. Afyon. Bir kamyon adam toplayıp kahveden.
Peki nereye, niçin bastığını çok merak ettim. Yani telefonlarını açmıyordu, kavga etmiştik. Telefonlarını açmıyordu, bayağı bir açmadı. Ben de bastım gittim. 7 saat yol gelecek, ben o planı kılıfına uyduramayacağım, öyle mi? Merve'lere gittin yani. Didem. Didem'e mi gittin? Saygılar. Gittin. Gittim, uyuyordu. Gidene kadar uyumuş zaten çocuk. Gidene kadar ben yorulmuş. Artık yorulmuş. Tek başına uyuyordu. Ama 7 saatte normal. Ama bilmiyordu ki geldiğimi. Kapıyı çaldım gecenin bir yarısı. Önder diye bir arkadaş vardı. O açtı, böyle bir oldu. Çekil önümden dedi. Odasına daldım, uyuyordu. Peki sen ne düşünüp gittin Afyon'a kadar? Ya valla işte bilmiyorum ne düşündüm. Düşünmeden gittim yani. Direkt aldım bilete gittim. Ya 7 saatte hiç mi düşünmedin? Hayır, 7 saat boyunca aramaya devam ettim. Ama açmadı. Sonra benim alışveriş merkezime laf edin, buyurun. Allah beni kahretmesin ya. Bak o da yemedi içmedi bekledi bana laf çakma. Bu böyle. Biz bunu konuşurken Özlem de içinden şunu geçiriyor. Şimdi. Burcu lafını bitirsin, lafımı çakacağım. Dinledi, dinledi, dinledi. Ondan sonra benim şeyime laf söyleyin. Helal olsun ya. Ya sohbet ediyoruz ya. Yani bu tencere kapak işte. Herkes birini buluyor. Evet. Tamam mı? Yani herkes birbirine çok yakışıyor. Hayat yeterince zaten sıkıcı ve yorucu. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Siz üçünüz evlisiniz. Senem'le Volkan... Bilmiyorum artık. Volkan'ın bileceği şey. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlısıysa, sizin Amin. İçin hayırlı olacaksa güzel bir yuva kurarsınız. Dördünüz de bir yastıkta koçarsınız. İnşallah. Bir Amin. Ömür boyu çoluk çombalak, torun torba, ömür billah mutlu olursunuz. İnşallah. İnşallah. Bunların hepsi eğlence, espri, gündelik hayat böyle. Hepiniz için de geçerli. Hepiniz için. Hah, çok güzel. Tam yeri gelmişken bizi izleyen hastalar şifa bulsun. Kader mahkumları özgürlüklerine kavuşsun. Askerler silah altındaki kardeşlerimize tezkerelerini alsın. Hepsine ben bilmem eşim bilirden tüm ekip arkadaşlarım adına selamlar, sevgiler. Allah kolaylık versin, Allah sabır versin. Hayvanlar da aç kalmasın. Hayvanlar da aç kalmasın dışarıda. Hayvanlar aç kalmasın. İşsizler iş bulsun. Atanamayanlar atansın. Cennet gibi bir memleket olsun. İnşallah. Çünkü gerçekten cennet bir vatan. Cehenneme çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Niye yapıyoruz bilmiyorum. Neyse hadi tamam. Eğlence programı bu. 4 tane aslan gibi adam var. 3000 puan var elimde. Ve bu 3000 puanı alan kesin olarak finalde. Of. Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısını alıyor. Bu araba 0 kilo...